Gönderdiğim teşekkür mektubuna hiç yanıt almadım. Ama olsun, o mektubu gönderdim ya, bakanlığa teşekkür ettim ya. Tas tamam iki sayfalık bir teşekkür mektubu. Kim o yapının oraya yapılmasını düşünmüşse, kimler bu iş için karar almışlarsa hepsine bir bir teşekkür ettim. Sağ Sağolunuz, varolunuz efendim. İyi ki o yapıyı oraya kondurdunuz efendim.'' Şayet o yapı öyle o sokak içinde olmasaydı, sıkışmasaydı apartmanların arasına. O zaman ben nasıl orada kendimi görevlendirir, bu işi canla başla yapmaya çalışırdım? Sizin sayenizde yaşadığımın ayırdına varıyorum. Adam yerine konuyorum. Bana soru soruyorlar, yanıtını alıyorlar. Görüyorlar beni. Evet. Görüyorlar. O zamana dek görmüyorlardı beni. O sarışın kadın. Evet, evet. İlk kez o sarışın kadın sordu. Çok uzun boylu değildi. Düzdü saçları, sapsarıydı. Kırmızı bir toka vardı tepesinde. Gözleri bal rengiydi. Dudakları ipimceydi. Affedersiniz derken yüzünün tam ortasında kocaman bir gül açmıştı. İşte, işte oydu ilk. İlk kez o sordu. Afedersiniz. acaba telefon müdürlüğü nerede? Ah, ya bilmeseydim ya o sokağın içine apartmanların arasına sıkışmış telefon müdürlüğü yazısını aylar önce okumamış olsaydım ne yanıt verirdim ben bu dünyanın en güzel kadınına? Dünyanın en güzel kadını ya. Saçları uçuşuyordu. Toplamaya çalışıyordu. Gözlerini kırpıştırıyordu güneşten. Gözümün içine bakıyordu. Bal rengiydi sanki bütün dünya. Yeryüzü, gökyüzü. Bana şimdiye dek hiç kimse bir şey sormamıştı ki o sapsarı saçlı kadın. Konuşunca yüzünün ortasında kocaman bir gül açan kadın bana soru soruyordu. Görmüştü beni. Kara saçlarımı görmüştü. Bilmiyorum kaç günlük sakalım, sakalımı da görmüştü. Gözlerime bakıyordu. Ağzıma bakıyordu. Ağzımdan çıkacak sözü bekliyordu. Çok çabuk mu söyledim yoksa elimle mi gösterdim bilmiyorum ama duydum. Teşekkür ederim dediğini duydum. Yürüdü gitti sapsarı saçlı kadın. Gösterdiğim yana gitti. Gözlerim onunla gitti. Çakılık kaldım olduğum yerde. Sonra gözlerim geri geldi. Eğer o yapı o sokakta olmasaydı, o dünyanın en güzel kadını benimle konuşmazdı. Bana soru sormazdı. Ben o yapının yerini bilmeseydim, ona telefon müdürlüğünü gösteremezdim. Sağ ol bakanlık. Sağ ol. Binlerce kez teşekkür. İşte o gün. O sapsarı saçlı kadın bana affedersiniz dediği gün çok mutluydum. Niçin daha önce orada bulunmamışım duvara gezgin arabasını dayamış dönercinin olduğu yerde? Ben olmasaydım orada mutlaka dönerciye soracaktı. O sapsarı saçlı kadın, o konuşunca yüzünün ortasında kocaman bir gül açan kadın dönerciyle konuşacaktı. Ona affedersiniz diyecekti. Ama bana dedi, bana sordu benim gözlerimin içine baktı. Benim ağzımdan çıkan sözü dinledi. Benim gösterdiğim yöne gitti. Ah, o kadın, o güzel kadın benim gösterdiğim yöne gitti. Çok mutluyum. Yo, artık hiç kimse sana telefon müdürlüğünün yerini sormayacak. Herkes bana soracak. Avucunu yalayacaksın. Sana salt döner kaça diye soracaklar. Hem de salt erkekler. Senden bir günden bir güne bir kadının döner alıp yediğini görmedim ki. Pis adam. Hem senin bıyıkların da pis. Ya ben? Temiz miyim? Temiz olurum. Çok kolay. Giderim berber Niyazi'ye. Söz derim. Öderim borcumu. Beni şöyle bir güzel tıraş et bakalım. Ama güveyi tıraşı gibi olsun. Ondan sonra da bir jilet her gün sinek kaydı tıraş. O zaman belki o sapsarı saçlı kadın bana soru sorarken gülümserdi. Hayır. O sapsarı saçlı kadın telefon müdürlüğünün yerini öğrendi. O sormaz. Ama başka kadın yok mu? Kara saçlılar, kumrallar. Onlar sorarlar. Adamlar sorarlar. Beyefendiler sorarlar. Gözlüklüler sorarlar. Eli çantalılar sorarlar. Hop işte. Bu araba niçin durdu burada? O baş niçin çıkıyor pencereden? Affedersiniz. Tamam. Telefon müdürlüğünün yerini soracak. Ya ama yok dönerci. Açma ağzını. Bu iş benim işim anladın mı? Yaklaştım arabaya. Elimi belime koydum. Parmağımla ilerideki 317 numaralı sokağa gösterdim. Teşekkür ederim. Bana teşekkür ediliyor. Evet evet çok mutluyum. Bir an önce berber Niyazi'nin yolunu tutmalıyım. İyi ama ben oradayken ya yine telefon müdürlüğünün olduğu yeri soranlar olursa? Bugünlük izin dönerci. Yarından sonra artık bu iş benim. Herkese yanıtı ben vereceğim. Bir güzel tıraş oldum. İş mi buldun lan köfte Kemal? Diye sordu Niyazi. Serseme bak. İş mi bulmuşum? Ben böyle sorulara yanıt vermem. Hele sana hiç yanıt vermem. Beni ararsan o duvara dayanmış dönercinin oradayım. İşim mi? Gel de gör kimler kimler bana soruyorlar. Sen orada gör köfte Kemal'i. Salak bakkal bari. Hem de ne salak. Nişanlanıyor muymuşum? Lan bir kazma yasap olmadan bir de ananın başına kadın mı getireceksin gerizi Nasıl olsa bir gün bir telefon gereksin ben olur bakkal bari. Gör bak sana telefon müdürlüğünün yerini söyleyecek miyim? Kim bilir? Belki de seni yanlış yöndendiririm Başka yöne yollarım. Ya anama ne demeli? Bir bok yiyorsun ya sen. Bakalım. İnşallah hapislerde çürürsün. Çürüğünü de çöp kamyonuna atıp mezara gömerler. Böyle dedi. Desin. Ya şimdi orada az sonra yine bir bayan, "Afedersiniz, acaba telefon müdürlüğü nerede?" diye sorarsa sen buna ne diyeceksin ana? İki kara göz dikmişse gözlerini gözlerime, bir kara sarmaşık gibi sarmışsa başımı, her yanımı yutkunup beklemişse yanıtımı? Ha, anacığım, elimi uzatıp göstermişsem işte şuradaki 317. sokak demişsem, kara gözlerine daha çok bakmak için, soluk alışını daha çok izleyebilmek için sözü uzatıp 317 numaralı sokağa döndükten sonra sağ tarafta 5 apartman sonra demişsem. Hanginiz bir şey soruyorsunuz bana? Mahalledeki hangi kadın kız gözlerine baktırıyor? Defol lan köfte Kemal! Yürü taş arabası. Salak önüne bak. Başka söz söylüyor musunuz? Ama ben şimdi... Şimdi şeyim ben. Neyim? Ee, soru sorulanım. Bana soru soruyorlar. İşte biri. Bir adam elli yaşlarında gördü beni. ayırdıma vardı. Yaklaşıyor. E, affedersiniz. Ah, ben... Evet ben affediyorum. Öğrenmez miyim ben? O sık sık kalem aldığım, aldığım kalemleri ne yaptığımı soran kırtasiyeciye sordum. O söyledi. Bilmiyor musun? dedi. Sana biri affedersin diye bir şey sormaya başladığında rica ederim diyeceksin. Rica ederim efendim. İlk kez bir genç kıza rica ederim efendim dedim. Aman ne etkili oldu. Niçin ben bugüne dek sormamışım? Genç kız biraz daha yaklaştı yanıma. İkimizin arasına menekşe kokusu geldi yerleşti. Sözlerimiz menekşelerin içinden kulaklarımıza yansıdı. Kolum menekşeli hava içinde döndü. Genç kıza telefon müdürlüğünün olduğu sokağa gösterdim. Kızın teşekkürlü gülüşü de menekşe gibiydi. Ah, ah! Ben düşlerimde bile böyle güzel kızlarla konuşmadım. Niçin daha önce burayı keşfetmemişim? Ne işim varmış? Ne zamandır burada durmaktan maksadım neymiş? Birini bekliyorsam çoktan gelmiş olmalıymış. Yoksa niyetim başka mıymış? Dönerci aklı sıra beni sorguya çekiyor. Aklı sıra o koca bıçağına mı güveniyor? Ne yapıyor? Ben hiç o bıçaktan korkar mıyım? Tertemiz giyinmiş, kuşanmış, tıraşımız olmuş gelmiş, bu kaldırıma dikilmişsek elbette vardır bir işimiz. Sana nesi? Sen kes dur dönerlerini, at etimi, it etimi, neyse yedir millete. Ama benim işime karışma. Burası benim. İşte şu dineldiğim yer benim. Senin döner arabandan daha az yer tutuyor. Eğer çok merak ediyorsan niçin burada dineldiğimi biraz o fırıl fırıl dönen dönerden başını kaldır da buraya bak. İşte bak. Yaklaşıyor. Soracak. Az sonra göreceksin. Şu kırmızı giysili kadını görüyor musun? Üzerine yapışmış giysisi. Bayılırım. Bana doğru geliyor, görüyor musun? Kıpkırmızı bir kuş gibi, çok uçmuş, çok kanat çırpmış, sonra yere inmiş. Yürüyor, çok yorgun. Yüzü de yorgun, ama bakışları öyle canlı ki. Kocaman kirpiklerinin altındaki gözleri gözlerimi bulu veriyor. Rica ederim hanımefendi. E, buyurun. E, telefon müdürlüğü acaba? Bak gördün mü dönerci? Döneri döndüre döndüre, senin kafan da dönmüş. İşte işim. İşte bunun için bekliyorum burada Nasıl fark ediliyorum ama? Niçin gelip sana sormuyorlar? Çünkü seni görmüyorlar Kokundan anlıyorlar seni Burada bir dönerci var diyorlar Kim bilir belki de döner alırken bile seni görmüyorlar Ama beni görüyorlar Kara paltom yok, kara gözlüklerim yok Kara fötürüm yok ama Beni görüyorlar Affedersin abi Al bakalım dönerci Bu gencinde abisi oluyorum Sana hiç abi diyen var mı? Yoksa işimi kıskandın mı? Bana soru sorulması hoşuna gitmedi mi? Güzel kadınların benimle konuşmalarını için götürmedi mi? Affedersiniz. Hii, ne güzel bir kadın sesi. Hiçbir kadın spikerin sesi böyle güzel, böyle etkileyici olamaz. Ne radyoda duydun böyle ses, ne televizyonda. Ah, i̇şte böyle etkileyici bir ses beni her sabah uykumdan uyandırsa, işte böyle bir ses bana durmadan Kemal, Kemal dese. Hiçbir kuş sesi, hiçbir derenin çağaltısı böyle güzel değildir. Kim bilir, belki bin yıl yaşasam, bin yıl her gece düş görsem, yüz binlerce düşte milyonlarca kadın Kemal diye seslense bu ses gibi olamaz. Ah bu kadın bir kez Kemal dese. 317 sokak, sağda, 5 apartman sonra. Ah, desem mi? Benim adım Kemal. Bir kez Kemal deyin bana. Olmaz ki. Koşsam ardından, önüne geçsem. Bu kez ben ona affedersiniz desem. Bir kez Kemal der misiniz? Lütfen desem. Hayır. İşimin ciddiyetiyle bağdaşmaz. Ben dönerci gibi ciddiyetsiz değilim. Pis herif. Döner bu çayla tırnağını kesiyor. İnşallah parmağını koparır. Burada dikilip üşümüyor muymuşum? Onun önünde yanan ateş varmış. Hiç üşümüyormuş. Yoksa benim de kafamın içinde yanan bir ateş mi varmış? Bu soğukta titreye titreye orada bana telefon müdürlüğünün yerini sormalarını bekliyormuşum. Ee, kafamdan zorum var mıymış? Söylemeliymişim dönerciye. Hayır. Sana yanıt vermeyeceğim. Ben salt bana telefon müdürlüğünün yerini soranlara yanıt veririm. Durup durup niçin uğraşıyor ki bu adam benimle? Senin benimle ne alıp veremediğin var? Önünde bile değilim. İşine engel olmuyorum. Döner alanların hiçbirine döner bıçağıyla tırnağını kestiğini söylemedim. Ama çok oluyorsun sen. O mavi şemsiyeli kadını kıskandın. Evet evet kıskandın. Çünkü hiçbir zaman öyle güzel bir kadın senin döner arabana yanaşıp da dönerin kaça kuzu mu dana mı diye sormadı. Çünkü senden döner almaz Ne yaptın o kadın bana masmavi gözleriyle bakarken Affedersiniz diye Telefon müdürlüğünün yerini sorarken Gebereceksin ulan Çekil git şu yağmurda hayvan Deyip eline beni ittikten sonra Kadına sen gösterdin 317 numaralı sokağa Buna hiç hakkın yoktu dönerci O iş benim işimdi Yaşamımdaki tek işimdi ne yaş, ne yağmur, ne lapa lapa kar, ne ateş gibi güneş benim işimi elimden alamaz. Bak, bir kez daha yapma bunu. Anlıyor musun? Yapma. Mavi şemsiyeli, mavi gözlü kadın beni gördü. Bana sordu. Sana sormadı, anlıyor musun? Sana sormadı. Çünkü seni görmedi. Pis. Uzun tırnaklı, kıllı canavar. Son olsun. Bu son. Sakın işimi elimden almaya kalkışma sonra karışmam. Söylemiştim ama ben ona polis bey. Söylemiştim. Yağmurlu bir gündü. Uyarmıştım ben onu. Ama ben içimden konuşurum polis bey. Ona içimden dedim. Bu son olsun. Bir daha yapma dedim. Bu kez de kızgın güneşi bahane etti polis bey. 60 derece güneşte eriyecekmişim telefon müdürlüğünü gösterme uğruna. O küçük ağızlı kadını kıskandı benden. Koca gözlerini kıskandı. Beline dökülen saçlarını kıskandı. Aynı sözleri söyledi bana. Gebereceksin ulan güneşin altında. Çekil git şu güneşin altından hayvan dedi. Eliyle itti beni. Küçük ağızlı kadına telefon müdürlüğünün yerini o gösterdi benim işimi elimden almak istiyordu. Oracıkta fark edilmemi çekemiyordu. İnsanların bana değer vermeleri hoşuna gitmiyordu. Ama benim başka hiçbir işim yoktu ki. Ne güzel insanlara telefon müdürlüğünün yerini gösteriyordum. Hem o döner bıçağıyla tırnaklarını kesiyordu polis bey.